Merhaba. Küçük demir kanımıza feda olsun bunlar. Baba, neden başlayalım o zaman? İnanmıyorum bana. Evet. Çok teşekkür ederim. Senin babaanne. Deniz. Sağ ol. Çok güzel. Deniz abla. Sağ olun. Menekşe Alal seninle. Bebek geldi diye mi sevindin? O yüzden mi hediye aldın? Ben almadım ki hediyeleri. Bebek kendisi getirdi. Bak, sana da bunu getirmiş. Oy anam anam. Maşallah maşallah, herkesler de burada. Oh oh. Bebek iyi mi bebek? Çok şükür iyi. Adı ne oldu bebeğin? Umut. Çok güzel bir isim. Serhatlı. Zümrüt koydu adını. Beğendin mi evini? Serhat'cığım, bu arada biz biraz konuşabilir miyiz? Alttan içe diye görünüyor karının. Annem o da bu. Nasıl mı da bu? Protokolü avukatımla inceledik. Tamam. İşlemlere başlayalım o zaman. Hayır. Çünkü imzalamayacağım. Ya Deniz, şimdi neyi sorun çıkarıyorsun anlamıyorum ki. Serhat'cığım, güya tekrar hazırlattınız ama protokolde hala sorunlar var. Velayeti alırsak ışığı sadece 2 gün görebileceğim yazıyor. Bunu kabul etmeyeceğimi söylemiştim. Deniz, ben sana söyledim ya, Ömer abi onu prosedür gereği yazdı oraya. Ben sana yakında ev tutacağım dedim. Kızını istediğin zaman görebileceksin dedim. Anlaştık biz. Onlar öyle sözle olmaz. Haftada 3 gün ışığın bende kalmasını istiyorum. Buna bayramlar ve tatiller de dahil. Deniz bak, bayram konakta daha şenlikli geçiyor. Bırak büyükleriyle birlikte burada doya doya yaşasın çocuk. Eğer istediğim değişiklikler yapılmazsa bu boşanma gerçekleşmez Serhat. Sen işi yokuşa süreceğim diyorsun yani. Hayır. Seninle kızım için evlendim. Şimdi de kızım için en iyisi ne olacaksa ona göre karar vereceğim. Zorla mı imzalatacaksın? Deniz, bu şartları kabul etmezsen yeni bir protokol imzalattırırım sana. Bir daha kızını hiç göremezsin. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ya sen ne çabuk unuttun? Sen bir kızım olduğunu benden saklamadın mı? 5 yıl sonra kızım var diye karşıma çıktın. Şimdi kızını geri almak istiyorsun. Mahkemede her şeyi teker teker ortaya dökeceğim diyorsun. Ben aslında sana bir şans vermek istiyorum. Anne olma şansı. Bence bu kez ıskalamam.
Herkes için en doğru olanı yaptın Deniz. Komşucuğum, komşucuğum, sana gelebilir miyim? Birlikte bir kahve içsek ne dersin? Tabii şekerim, gel gel. Tık 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 tık. Oynamaya başlanmış bile. Baba geldi, şimdi babayla oynama zamanı. Baba oynamasın ama bence bir sürpriz yapsın ona. Ne sürprizi? Cihan babana gitmek ister misin? Olur, gidelim. Bebeklerim de gelsin benimle. Cihan babam da görür. Olur, tamam. Oğlum nereden çıktı bu? Niye Cihan'a gidiyor? Bugün en mutlu günümüz. Herkes mutlu olsun istiyorum. Umut'un hatırına mı yoksa başka bir şey mi? Deniz protokolü imzaladı. Yakında boşanıyoruz. Yani her şey eskisi gibi olacak. Ya çocuk? Ya çocuk, çocuk etkilenmez mi boşanmadan? Keşke hastaneye ablası çağırırken de bu kadar düşünceli olsaydın. Babaannem. Deniz, ya sen ne akla hizmet o imzayı atarsın ha? Azimet Hanım, boşandığımıza bu kadar üzüleceğinizi tahmin etmezdim. Hiç umurunda değildim. Ya biz seninle ne konuştuk Deniz? Şimdi oh ne âlâ Serhat Zümrüt'ün kollarına koşacak. Aferin sana ya, aferin. İmza dediğiniz şey basit bir mürekkep Azimet Hanım. Bu kadar korkmayın bence. Sen hele anlat bakayım. Aklımdakileri. Bütün bu olanlardan sonra Serhat'la Zümrüt tekrar bir araya gelemez. Sen Serhat'ı hiç tanımıyorsun. Serhat'tan bahsetmiyorum ki. Zümrüt. Maalesef çok duygusal. Arada ışık varken asla Serhat'a dönmeyecektir. Yani anlayacağınız Azimet Hanım, Serhat'la benim aramda nikah yüzüğünden çok daha kuvvetli bir bağ var. Işık. O varken bizi kimse ayıramayacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.